Arkadaşlar merhabalar ben Asılım Hoca. Orijinal TYT Matematik Soru markasının çözümleriyle devam ediyoruz. Temel kavramlar 6. testin çözümlerini bugün birlikte yapacağız. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım. İlk sorumuzda K ile L arasındaki yol A ile B noktaları arasındaki 5 farklı güzergaha ayrılmış. güzergahlar sayı kümeleriyle isimlendirilmiş. Bu yolda ilerleyen bir kişi tişörtün üzerinde yazan sayının ait olduğu sayı kümeleriyle gösterilen güzergahtan geçebilmektedir. Örneğin tişörtün üzerinde 2 bölü 3 yazan bir kişi iki farklı güzergahtan geçebilmektedir. Yani 2 bölü 3 nedir burada? Hem bir rasyonel sayı hem de bir reel sayı. Dolayısıyla iki yolu kullanmış. Bir kişinin tişörtünde aşağıdaki sayılardan hangisi yazılı olursa 4 farklı güzergahtan geçebilir. Şimdi 4 farklı güzergah neler olabilir? Mesela birbiriyle bağlantılar doğal sayı, tam sayı, Rasyonel sayı ve reel sayı. Bunu da sağlayan E şıkkında karekök 9'dur. Bu dışarıya 3 diye çıkar. Bu üçü biz hem tam sayılara hem doğal sayılara hem rasyonel sayılara hem de reel sayılara yazınca 4 farklı güzergahtan geçebilme evet durumu oluşur. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi ikinci sorumuzda Evet, yukarıda dokunmatik bir bilgisayar oyunun görseli verilmiştir. Şekilde verilen ABCD dikdörtgenin Orta kısmındaki kırmızı daireye bir kez basıldığında yani şuna bir kez basıldığında okular yönünde kısa kenar bir birim artarken uzun kenar bir birim azalıyor. Ee, kırmızı daire kaç kez basılırsa elde edilen dikdörtgen alanı en fazla olur. Şimdi biz bir kez bastığımızda e, ne olacak? Kısa kenar artacak uzun kenar e, azalacak. Şimdi mesela buna 3 desek bir kez basıldığında diğeri ne olacak? 15'e düşecek. Bizden alanı maksimum olması istendiği için en yakın seçeceğiz. Burada şöyle bir pratik de kullanabiliriz. 2 ile 16'yı toplarsak 18, 2'ye bölersek 9. Yani 9-9 eşitliği 9-9 durumuna getirmemiz gerekecek. Şimdi devam edelim. 4'e bu 1 arttı, bu 14 oldu. 5'e 13 oldu. Devam edelim. 6'ya 12 oldu. 7'ye 13 oldu. 8'e pardon şuradan hemen Orayı düzeltmek istiyorum. 11 oldu. 8'e 10 oldu. 9'a şuraya yazmak istiyorum. 9'a 9 oldu. Bakın 9'a 9 olursa 9 çarpı 9 81 alanın maksimum değeridir. Peki bu durumda kaç kez basıldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de burada 7 kez basıldı. Ve bu şekilde buradaki alan maksimum değere ulaştı. Üçüncü sorumuza bakalım ne diyor bize üçüncü soruda. Şimdi burada A ve B birer tam sayı olmak üzere çubuklu şeklin görüldüğü gibi plastik simitlerin takıldığı çubuk ve plastik simit maketinden evet bir tanesinin ağırlığı verilmiş. Yani bu A'dır bu da B gramdır. Şimdi şu şekilde şekil 2'deki 5 adet simit maketi ile birlikte toplam ağırlık 19'dur. O zaman bizim A gram normalde evet şeklimizin ağırlığı var. E, simitlerden de 5 tane olsa 5B eşittir 19. Bizden ne istemiş? Şekil 3'te yani A zaten sabit olacak artı 2 tane B'nin en az olması isteniyor. Peki en az olması isteniyorsa burada yapacağımız şey şu e, en az olması için biz ne yapabiliriz? Ona bir bakalım. E, burada B'ye ben evet B'ye ben bakalım e, maksimum olarak ne verebilirim? Maksimum olarak buraya 3 verebilirim. 3 verirsem 15 olur. A'da maksimum 4 olur. Daha üstte bir değer veremem. A'ya 4 yazar. B'ye eğer 3 yazarsam bu toplam değer 10 olur. 10 olduğu zaman da şekil 3'teki cismin ağırlığı en az 10 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde 3'ün soruyu da tamamladık ve geçelim. Dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda yine güzel bir sayı kümesi verilmiş. Evet yanda tam sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar verilmiştir. Buna göre sa sarı, mavi, yeşil renkli bölgeleri yazabilecek sayılar aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi sarı var, yeşil var ve mavi var. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Ee, ben şöyle düşünmek istiyorum. Mesela mavi bölgede sadece doğal sayı olacak. Doğal sayı nerede var? Bakın ya burada var ya burada var. Ee, sarı bölgede de doğal sayının dışında bakın mesela tam sayı e, olacak. Tam sayıyla neyin kesişimi dikkat ederseniz. Evet e, rasyonel sayının kesişimi. E, burada da nerede gözüküyor? Bakın sadece şu ifadede C şıkkına baktığım vakit sarı bölgeye eksi 2'yi koyabilirim. Evet görüldüğü gibi. E, yeşil bölgeye 1 bölü ...koyabilirim. Çünkü bu bir rasyoneldir. Sadece dikkat edin... ...yeşil bölgede sadece rasyonel sayılar vardır. Ee, ve... ...mavi bölgeye de 2 koyarsam... ...gördüğünüz gibi... ...bu ifade 2 hem doğal sayı verir... ...hem de neyi verir? Tam sayı verir. Dolayısıyla C şıkkı bizim nedir? Doğru cevabımızdır. 5. Ee, soruya hemen geçelim. Şimdi 5'te ne demiş? Bakalım 5'te... Evet. Gördüğünüz gibi 1-2-3-1-2-3... ...bir döngü var burada... Bir ip üzerine, belli bir örüntüye göre üzerinde sayıların yazılı olduğu boncuklar dizilip bu boncukların bir kısmı yukarıda verildiği gibi bir kutunun arkasında kaldığı için görünmemektedir. Bu boncuklardan görünmeyenlerin üzerindeki yazan, evet görünmeyenlerin üzerindeki yazan sayıların toplamı, evet kaç olabilir? Mesela görünmeyenlerden 1, 2, muhakkak 3 olacak. Bakın burada 3 olacak tekrar 1 ile başladığı için demek ki 3'ten sonra gelecek kısım 3'ten sonra gelecek kısım yine 1, 2, 3 yine 1, 2, 3 böyle devam ediyor ki tekrar görünür yüzde 1 ile başlasın. Dolayısıyla bu 1, 2, 3'ten kaç tane geldiğini bilmiyoruz. Tekrarını bilmediğimiz için biz bu toplam 6 olduğu için 3 artı 6x diyelim. Peki bakalım cevap şıklarından hangisi olabilir? Altının katından 3 fazla olacak. O da nerede var? D şıkkında mevcuttur. 6 sorumuza bir bakalım. Yine harika bir soru. 6 soruda bir B cetveli ve A cetveli var. Bakın B cetvelinde 47 ve 32. A cetvelinde 13 ve 25'e denk gelmiş. Dolayısıyla B cetvelindeki aradaki mesafe 15... A cetvelinin arasındaki mesafe 12. Şimdi şöyle yazmak istiyorum. Burası oranlama bazından bakınca A cetveli ve buraya da B cetveli diyelim. Şöyle A'da 12, B de 15'e denk gelmiş. Şimdi buraya geldim. 8 bakın burası A cetveli görüyorsunuz. 8'den 16'ya gelmiş. Yani A cetvelinde 8 birimlik bir artış var. Acaba burada ne kadar bir artış olur? İşler dışlar yapınca soru işareti olan yerin 10 olduğunu görüyoruz. Şimdi 11'in üzerine 10 11 11'in üzerine 10 eklersem bura ne olur? 21 olur. Dolayısıyla x değerimiz ne olur? 21 olur. Şimdi bunu da hallettik. 7. sorumuza bir bakalım. 7. sorumuzda evet yine 3 arkadaş var. Aykut, Ferhat ve Hakan. görüldüğü gibi bu bölgelere birer ok atıyorlarmış. Şimdi Aykut'un attığı oklardan aldığı puan 16'ymiş. Şimdi şuraya biz x diyelim, şu sarı bölgeye x diyelim, dışına y diyelim, onun dışında z diyelim. Şimdi Aykut ne yapmış? Bir tane sarı atmış, yani x atmış. Şuraya çözüyorum. X atmış, iki tane de y atmış ve buradan aldığı puan 16 olmuş. Ferhat ise Ferhat ise bir tane y atmış ve iki tane de ne yapmış İki tane de z atmış. O da ne olur? 9 olur. Şimdi. Burada Hakan'ın aldığı puan en fazla kaç olur? Hakan da hepsine birer tane. Yani Hakan'ın e, alacağı puan da x artı y artı z olacak. Şimdi bu durumda biz en fazla olması için ortak olan y'ye biz minimum bir değer verelim. Şimdi y'ye 1 versem bura ne olur? 4. Buraya 1 versem ne olur? 14. Dolayısıyla e, x 14 puan, y 1 puan bu da 4 puan olur. Dolayısıyla buranın maksimum puanı 19 olarak karşımıza çıkar. Geldik 8. sorumuza. Şimdi 8. sorumuzda ne diyor bize? 8. sorumda yukarıda bir mahallenin A ve L noktaları arasındaki yolları gösteren kroki verilmiştir. Bu krokiye göre hangi yollar yol çalışması nedeniyle kapalı olursa, A noktasına bulunan bir araç L noktasına tek bir güzergahtan gidebilir. Şimdi burada cevapçıkladığını deneyerek daha rahat bir şekilde çözüme ulaşabiliriz. Şimdi bakın D şıkkında BF bakın buraya bir bakın D şıkkında BF. Yani bu burayı şu şekilde kapattım. EK burayı kapattım. Evet bir de CD. Bir de burayı kapattım. Dolayısıyla dolayısıyla e, A'dan yola çıkan e, bu araç öyle söyleyelim. A'dan C'ye geldi. C'den E'ye geldi. E'den F'ye geldi. F'den K, D ve L. Gördüğünüz gibi tek bir güzergahtan evet, A şehrinden L şehrine ya da A noktasından L noktasına gitmiş oldum. Bu şekilde testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar. Hoşça kalın.